Meydan Kültür TV'ye Hasan Cücük'le Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Hasan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Yavuz. Bu hafta milli takımı konuşacağız. Daha da özelinde milli takımın şu an başında olan hocası Stefan Kuntz'u konuşacağız. Stefan Kuntz yeni bir milli takım kurmakla görevlendirildi. Daha önceki Lucescu ve Şenol Güneş örneklerinden sonra milli takımın özellikle şu anda iyi bir jenerasyon yakalandığı düşünülüyor. Bu jenerasyonu ileriye taşısın diye getirildi. Tabii bu bize daha önceki geçmişteki Sepp Piontek gibi örnekleri hatırlattı. Hemen buradan başlayalım. Stefan Kuntz yeni Sepp Piontek olabilir mi? Olması için neler yapması lazım? Tabii ikisi de ortak özellikleri var. Her ikisinde teknik alanda Alman futbol mentalitesiyle yetişmiş, futbol oynamış isimlerdi. Biri savunmacı, Piontek savunma da oynuyordu. Stefan Kuntz da forvet oyuncusuydu. Aslında benzer şartlar var ikisine baktığımız zaman. Sepp Piontek 1990 yılında geldiği zaman, Türkiye o yılları hatırlarsak şerefli mağlubiyetle anıldığı bir dönemdi. Artık 2-1'lik, 3-1'lik, 2-0'lık, 1-0'lık skorlar bizim için başarı adediliyordu. Hatırlayın Macaristan'a 6-0 yenilmiştik İstanbul'da. İngiltere'ye 8-0 yenilmiştik. Öyle bir dönemde Sepp Piontek milli takım başına geldi. Kolları sıvadı ve yeni bir milli takım oluşturdu. Piontek'le çok sık görüşen birisi olarak o günlere ait anlarını sorduğumda çok ilginç anekdotları vardı. Örnek olarak ben dedi gelmeden önce Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den eşit sayıda oyuncu alınıyormuş. Yani Türk futbolunun yazılı olmayan bir kuralı vardı diyor. Ben bu kuralı değiştirdim diyor ve ilk defa en fazla milli takım oyuncu gönderen kulüp Trabzonspor oldu. Sepp Piontek ne yaptı? Türkiye'yi adım adım gezdi. Oyuncuları yerinde izledi. Fatih Terim'le beraber neredeyse yani seyret etmediği maç kalmadı. Ve daha da önemlisi o yıllarda Türk futbolunun dokunulmaz ismi olan Tanju Çolak ve Rıdvan Dilmen gibi iki tane ismi milli takımdan kesti. Gerekçesi şuydu, Sepp Piontek'le bunu neden kestiğini sorduğunda artık milli takım o kadar laçkalaşmış ki dedi. Yani milli takıma gelen oyuncular ya bizden zaten bir şey olmaz. Hiçbir beklentileri, hiçbir hedefleri yok. Sadece milli takıma gelmek için gelen oyuncular var dedi. İlk dedi milli takımı toparladım. Kamp yapıyoruz Kızılcahamam'da. Gece bir kalktım dedi. Oyuncular hepsi ayakta. Daha da garip olan gazetecilerle, menajerlerle oturmuş muhabbet ediyorlar. Tavla oynuyorlar, okey oynuyorlar dedi. Ve ilk yaptığım iş dedi, gazetecilerin dedi kamp yapılan otelde girmesini yasaklamak oldu menajerlerle beraber. Yani bu köklü bir değişimi Piontek 1990 yılında attı ve 3 yıl görevde kaldı. Aslında Piontek'in o 3 yıllık dönemine baktığımız zaman saha sonuçları olarak milli takımın en başarısız olduğu dönemlerdi. Ama Piontek ne yaptı? Euro 96'ya gidecek takımın temellerini attı. Kendi ifadesiyle kalbiyle oynayan oyuncuları milli takım aldı. Çok forvetleri denedi. En son mesela Hakan Şükür'e karşı özel bir sevgisi vardı Piontek'in. Nedenini sorduğumda Hakan benim son umudumdu dedi. Tanju Çolak, Aykut Kocaman, Hami Mandıralı gibi forvetlerden ben umduğumu bulamadım. Hakan'ı genç yaşında milli takım aldım ve Hakan beni şaşırtmadı. Hakan beni mutlu etti. O yüzden Hakan'ın benim nazarımda ayrı bir değeri var demişti. Yeni isimlerle Hakan gibi Ogün Temizkanoğlu. Mesela o yıllarda Ogün Temizkanoğlu Trabzonspor'da direkt oynayan bir oyuncu değildi. Buna rağmen Sepp Piontek milli takımı aldı ve çok başarılı bir milli takım kariyer oluşturdu. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman arada evet Türk futbolu 1990'lı yılları yaşamıyor. Ancak son iki Avrupa Şampiyonası'nda karşımıza çıkan manzara aslında Türk futbolunun da yavaş yavaş değil de hızlı bir şekilde dibe gittiğini gösteriyor. Euro 2016'da gruptan çıkamadık. Euro 2020'de 24 takım arasında sonuncu olduk ve 0 puan çektik. Yani 0 puanla evimize döndük. Burada Stefan Kuntz'un çok ciddi bir planlama yapması gerekiyor. Şimdi biz bu yayınımızı Portekiz maçından önce çekiyoruz. Portekiz maçını dışarıda tutarak bir genel değerlendirme yapmak gerekiyorsa Stefan Kuntz'un tıpkı Sepp Piontek gibi yeniden bir milli takım oluşturması için hakikaten milli takımda milli formaya aç oyuncuları kadroya alması gerekiyor. Bunu yaparken de bazı oyuncular mesela yaş olarak çok genç olabilirler. Ancak mental yorgunluğa sahip oyuncular varsa Stefan Kuntz'un bu oyuncuları milli takımdan kesmesi gerekiyor. İkinci bir noktada hakikaten yaş olarak ilerlemiş oyuncularla da bir noktada milli takımda yollarını ayırması gerekiyor. Aslında bunu Avrupa ülkelerinin birçoğunda görüyoruz. Her Avrupa veya Dünya Kupası sonrasında bazı oyuncularla vedalaşılıyor. Artık gelecek planlamasında bu oyuncular değil de başka isimler düşünülüyor ve onlarla yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür edilip
yollar ayrılıyor. Benzer durumu da Stefan Kuntz'un yapması gerekiyor. 2022 Dünya Kupası biletini kaçırdığımızı büyük ihtimalle farz ediyoruz. Her ne kadar Portekiz'i geçmiş olsak bile rakibimiz İtalya olması çok muhtemelen Kuzey Makedonya oynayacak. Hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonu olması lazım. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ev sahipliği yapacak ve Almanya'da bulunan Türklerin sayısında düşündüğümüz zaman çok ciddi manada bir destek geleceğini göz önüne alarak milli takımın temellerinin şimdiden atılması gerekiyor. Peki şu ana kadar Stefan Kuntz'un performansını nasıl buluyorsun? Yani özellikle medyaya açıklamaları, hani hangi oyuncuyu neden aldığını, neden almadığını açıklıyor. Bir yandan sürekli maçları stadyumda izliyor vesaire. Hani şu ana kadar nasıl bir Portekizli bu işi yapabilir gibi bir hava veriyor mu? Bir de şey soracağım, hani çevresel olarak nelerle karşılaşacak? Hani ne gibi engeller olacak? Mesela medyada, işte taraftar üzerinde ya da federasyonda vesaire. Sepp Piontek dönemini anlatırken orada bir noktayı da ıskalamamak gerekiyor. Sepp Piontek'in en önemli avantajlardan bir tanesi federasyon başkanlığında Şener Zerzik gibi tecrübeli bir ismin ve hedefleri olan bir ismin oturmasıydı. Şimdi Stefan Kuntz'un böyle bir şansı bulunmuyor. Maalesef şu andaki federasyon başkanımız bir müteahhit Nihat Özdemir. Ancak şöyle bir avantajı var. Hamit Altıntop'un milli takımlardan sorumlu olması hem de Hamit Altıntop'un futbol altyapısını Almanya'da almış olması bir nevi Stefan Kuntz'la aynı dili konuşturuyor. Ben Stefan Kuntz'un bütün maçlara gitmesini çok önemli buluyorum. Yani sahada maç esnasında oyuncuyu direkt seyrediyor ve bu kendisinin kafasında oturttuğu şablona, oyun şablonuna uygun isimler bakması açısından çok değerli addediyorum. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yurt dışında oynayan oyuncular da gidip statlarda seyrediyor. Artı o oyuncularla oturup saatlerce konuşuyor. İşte basın toplantısında kendisi de ifade etti. İspanya'ya gittiğim zaman diye Enes Ünal'la ve Okay Yokuşlu'yla Madrid'de oturduk. Saatlerce konuştuk. Geçmişteki durumu, şu anki durumu ve gelecek planlarını konuştuk diyor. Bu bence çok değerli bir şey. Elbette Türkiye'de Stefan Kuntz hedef tahtası yapılacaktır. Ve nitekim en son işte kadroya açıklandığı zaman, Portekiz kadrosunu açıkladığı zaman Fenerbahçe'den iki tane ismin olmaması çok zor oldu. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin. Ya yani bu tür soruları aslında gereksiz buluyorum. Yani bir milli takımın hocasının zaten kendi kriterlerini de ortaya koydu ve realist olarak baktığımız zaman ne Mert Hakan'ın ne de İrfan Can'ın şu anda milli takım seviyesinde olmadığını görüyoruz. Artı bir de şöyle bir durum var. Bazı oyuncular mesela birkaç hafta iyi olabilir, iyi bir performans ortaya koyabilir. Hemen bu oyuncuyu milli takımda görmek de yanlış. İşte en son Emre Mor örneğini görüyoruz. İşte Emre Mor da tekrar konuşulmaya başladı. Çok büyük bir yetenekti. Euro 2016 öncesi milli takıma kazandırıldı. Ama ne Dortmund'da ne Celta Vigo'da Emre sınıfı geçecek bir performans ortaya koymadı. Emre'nin son birkaç haftadır ortaya koyduğu performansa bakarak hemen milli takıma neden alınmıyor demek çok yanlış olur. Ve bu yanlışa düşenlerin başında da kulüplerin teknik direktörleri geliyor. Sivrilerin oyuncularını hemen milli takımda görmek istiyorlar. Aslında biraz da kendilerine yatırım yapıyorlar. Ben işte bu oyuncuyu aldım, milli takım seviyesine getirdim veya milli takım aday kadrosunda yer bulacak seviyeye geldiyse bu benim sayemde oldu diye bir nevi de kendilerine pay çıkarmak istiyorlar ve bundan da vazgeçmeleri gerekiyor. Diğer önemli bir nokta ise Stefan Kuntz'un kulüp teknik direktörleriyle çok yakın ilişkiye geçmesi gerekiyor. Yani milli oyuncular hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu gibi belirli periyotlarla da hocalarla bir araya gelip milli takımı ve Türk futbolunu konuşması gerekiyor. Stefan Kuntz sadece milli takımdan sorumlu değil, aynı zamanda Türk futbolundan sorumlu. Hamit Altıntop'la beraber eğer bir yeniden yapılanma gerekecekse ki bu herkesin hemfikir olduğu bir konu. Kulüp teknik direktörleriyle de çok sık toplantılar yapmalı. Aynı zamanda da milli takıma almayı düşündüğü veya milli takım kadrosuna aldığı oyuncularla da Türkiye sınırları içerisindeki oyuncularla da Stefan Kuntz nasıl yurt dışındaki oyuncularla gidip maçta seyrettikten sonra bir araya geliyorsa onlarla da bir araya gelip beklentilerini de o oyunculara açıklaması gerekiyor. Basın eleştirecektir. Yani Türkiye'de bir iki kötü skordan sonra eleştirilmeyen teknik adam yoktur. Stefan Kuntz da muhtemelen eleştiri oklarının yöneltileceği isim olacaktır. Ancak alacağı başarılı skorlarla bunu atlatacağını düşünüyorum. Artı yine Alman olmasının çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Türkçe bilmemesi ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmalardan kendini azat ederse milli takım yeniden bir Sepp Piontekvari kalkınmanın yoluna girer. Stefan Kuntz'un özellikle oyuncularla, teknik adamlara diyaloglarına dikkat çektin. Yani bir milli takım hocası aynı zamanda ülke futbolcularının diyeyim rehberi gibi mi davranmak durumunda? Yani bu bir nevi motivasyon sağladığı gibi aynı zamanda onların kariyerleri için de yardımcı olabilir mi?
Ya bunun örneklerini Avrupa'da görüyoruz. İşte 16 yıla yakın Danimarka milli takımını çalıştırmış Morten Olsen'in böyle bir görevi vardı. Kendisine görev olarak kendi kendine verdiği bir görevdi diyelim. Danimarka liginden veya Danimarka milli takımından Avrupa'da oynayan oyuncular başka bir lige, başka bir takıma gideceği zaman Morten Olsen bu oyuncularla yakın diyaloğu geçiyordu. Hangi takımın, hangi ligin o oyuncunun yapısına daha uygun olacağını belirtip kulüp seçmesinde yardımcı oluyordu. Şimdi benzer durumu aslında Stefan Kuntz'un da milli takım hocasını, daha doğrusu konusu özelinde değil de milli takım hocalarının da buna dikkat etmesi gerekiyor. Örnek verelim. Ozan Kabak, Schalke ve Stuttgart'ta oynarken Bundesliga'nın en iyi defans oyuncularından biriydi. Ancak Ozan Liverpool'a kiralık gitti. Çok başarılı olamadı. Çünkü Virgil van Dijk gibi bir oyuncunun boşluğunu doldurmak için gitti. Şu anda da tekrar Premier Lig'de ve Bundesliga performansından uzak duruyor. Şimdi mesela Ozan'a bu tür böyle rehberlik yapılabilir. Oyuncunun direkt oynayacağı için biz bazen takım isimlerine çok takılıyoruz. İşte Juventus'ta oynamalı, Real Madrid'de, Barcelona'da oynamalı diyoruz ama tam tersine o oyuncunun başarılı olacağı, yıldızlaşacağı takım hangisi ise, lig hangisi ise ona yönetmek gerekiyor. Cengiz Ünder, Leicester City'de geçen yıl kiralıktı. Çok başarısız bir performans ortaya koydu. Neredeyse oynamadan İngiltere günlerini tamamladı diyeceğiz. Ama aynı Cengiz bu sezon başında Marsilya'ya gitti ve şu anda muazzam bir performans ortaya koyuyor. Demek ki Cengiz Ünder'in ne fiziki yapısı, ne futbol altyapısı Premier Lig kalitesinde veya Premier Lig ayarında değil. O zaman Cengiz'i doğru takıma yönetmek gerekiyor, yönlendirmek gerekiyor. Yoksa Cengiz'i ısrarla ben Leicester'da oynayacağım, Premier Lig'de oynayacağım havasında olursa bu sefer ne oluyor? Genç yaşta futbola küsüyor ve başarısız bir sezonlardan ardından kariyerinde çok ciddi düşüş yaşıyor. İşte böyle durumlarda milli takım hocasının tarafsız olduğu için çünkü milli takım hocası ve milli takıma düşündüğü oyunculara rehberlik etmesi bu oyuncuların uzun vadede de başarılı olmasının yolunu açar. Hem de milli takım uzun vadede oyuncu kazanmış olur. Şöyle bir tabir de var. Aslında bir de milli takım oyuncusu diye bir kavram var. Bu kavramda şöyle izah etmek gerekir. Milli takım hocasının kafasında bir şablon vardır. Oyun şablonu vardır. Bu oyun stiline göre uygun oyuncuları milli takım alır. Mesela bazı oyuncular hakikaten kulüplerinde yedek durumdadırlar ama milli takımda direkt oynarlar. Geçmişte bilmem hatırlar mısınız? İspanya'da Salinas vardı. Barcelona'da yedek oynardı ama İspanya milli takımda direkt oynardı. Çünkü niye? Milli takım hocası oyun sisteminde Salinas'ın ayrı bir yer olduğunu görüyordu. Salinas'a göre bir şablon oluşturuyordu. Kulüp takımında yedek oynayan, sonradan oyuna giren Salinas milli takımda direkt oynuyordu. Biraz da milli takım hocalarının sadece o günkü performansa bakarak oyuncu alma yerine bir milli takım oyuncusu kadrosu oluşturması gerekiyor. Bunu başaran ülkeler zaten başarılı oluyordu. Çünkü milli takımda uzun süre beraber oynayan oyuncular, birbirlerinin özelliklerini tanıyan oyuncular başarılı oluyor. Bunu geçmişte işte Türkiye Ligi'nde de gördük. Galatasaray'ın o 1996-2000 yılındaki en büyük başarısının neydi? O oyuncuların yıllarca birlikte oynamalarıydı. Hem milli takımda hem kulüp takımında birlikte oynadıklarından dolayı hem Galatasaray'ı hem de milli takımı başarıya götüren çekirdek kadroyu oluşturdular. Yine benzer durum İspanya Ligi'nde gördük. İşte Euro 2008-2010 Dünya Kupası, Euro 2012'de İspanya milli takımı şampiyonluğa ulaşırken takımın neredeyse 7-8 oyuncusu Barcelona kökenli, hatta Barcelona'nın altyapısı kökeninden gelen oyunculardı. Birlikte oynayan oyuncular, her türlü özelliklerini tanıyan oyuncular milli takımı da başarıya götürüyorlar. Eğer milli takım hocalarımız günü kurtarmak değil de uzun vadede bir plan yapıp oyuncularla çok yakın işbirliği yaparlarsa, teknik adamlarla yakın işbirliği yaparlarsa, basında çıkan asparagus haberlere kulaklarını kapatırlarsa ve federasyon da milli takım hocasına tam desteğini verirse başarılı olmak için çok sebep oluşmuş oluyor. Yani bu durumda başarı gelirse topyekün gelecek, tek başına gelmeyecek gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Önceki haftalarda da hep bu futbol kültürünü konuştuk. Futbol bir bütün olarak ülkede profesyonel bir biçimde icra edildiğinde hem takımlarda hem oyuncu yetiştirmede hem de milli takımda bir iyileşme görülüyor ki bunun bir sürü örneği de var dünyada. Evet, milli takıma başarılar diliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine görüşmek üzere. Bu haftalık bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.